I'm very lucky because I met king of the Hawaiian dance in Japan. I don't know about that. And can you tell me what's the name of this dance? Hula. Hula. And I think you've been this job for a long time here, right? I've been teaching for 45 years, but I've just been living in Japan for 17 years. 17 years. So how many Japanese people came to you and for lesson in all 17 years? Thousands? Oh, I don't know about thousands, but hundreds. Yeah. Yüzlerce kişi ondan hula dansı yapmayı öğrenmiş ve burada çok tanınıyor. You are quite famous in here, right? About the hula dance, yeah. is there many Japanese people interested about this dance? About 2 million. 2 million people? Yes. Tokyo'da evinde kaldığım Kalani hayatını bu işe vermiş tam bir profesyonel. 45 yıldır dans eğitmenliği yapıyor. Hawaii dans eğitmenliği. Gördüğünüz gibi çok profesyonel gösterilere imza atıyor. Japonya'da da bayağı ünlü. Kendisi pek kabul etmese de. The Japanese people have a connection with the Hawaiian people since the late 1800s or late 1800s. So some historical connection. Yeah? Yes, between our king and their emperor. And so there's kind of been a love relationship throughout the years. Hawaii'nin ünlü dansı hula'ya başlamadan önce biraz dini, biraz geleneksel bir ritüel, ayin yapılıyor. Bu ayinde Tanrı'ya teşekkür ediliyor. Bu dansı yapabilme şansını verdiği için dans ondan sonra başlıyor. Geleneklerinde böyle bir şey var. Is it a difficult dance? Well, that depends on the individual. Some people can move, some can't. So some people walk nicely, some can't. So it just depends on the individual. Normally, how long does the people take to learn this, basically, this dance? Your basic dancing will probably take about 9 months to a year.
become a professional dancer, you need to be groomed, but it's a lifestyle. It's like eating. You eat to live, and you dance as a part of your life. So it's not just a hobby for most people. Okay, thank you very much. Sure. Yeah. Gezginlik böyle bir şey. Dünyanın bir ucuna geliyorsunuz. Dünyanın bir başka ucundaki, bir başka kültürün, o kültürle olan kaynaşmasını izleyebiliyorsunuz. Buna tanık olabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir duygu gerçekten. Yani gördüğünüz tapınaklardan, binalardan, her şeyden daha kıymetlisi bu kültürel kaynaşmayı görmek, buna tanık olmak. Sonuna mahtaranım.